Evet, merhaba sevgili izleyiciler. İstanbul Av Doğa Fuarı'nda misafirlerimizi, sektör liderlerini ağırlamaya devam ediyoruz. Züber Fişek Sanayi, Bekir Gürel Bey yanımızda, firmamız sahibimizde. Hoş geldiniz Bekir Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, sizler de iyisiniz. Çok şükür iyiyiz, teşekkürler. Öncelikle bir önceki sene de beraberdik, ondan önceki sene beraber. Bu sene nasıl gördünüz fuarı, nasıl? Bu sene birinci, ikinci günü yabancı misafirler vardı genelde, bayiler vardı. Dünle bugün de üçüncü, dördüncü günü zaten avcı arkadaşlar yoğunluklu. Genel olarak geçen seneyle kıyasladığımız zaman hafif bir düşüklük var, evet. Ziyaretçide ama iyi, fena değil. Peki gelen misafirlerin, avcıların, siz, ben birebir biliyorum çünkü siz hepsiyle tek tek konuşup hepsiyle sohbet edip onlardan aldığınız bilgilerle bir sonraki seneye ve ondan sonraki senelere hazırlıklar yapıyorsunuz. Nelerden bahsediyorlar? Sizden neler istiyorlar? Nelere talep var daha çok? Yani ürün olarak tabii geliştirmek gerekiyor. Bazı şeyler yapmak gerekiyor. Yenilikler yapmak gerekiyor. Bu senede zaten 3-4 tane ayrıyeten yeni ürün çıkacak. Bunun bir ikisi saçmalı dolularda, 3 tane falan da kurşun çeşidi olarak yapıyoruz. Avcıların taleplerini dikkate alarak gidiyoruz bunda. En son zamanlarda işte bunlar, şu kurşunu evet istiyorlar özellikle. Namluya sıvan maması için, plastik için de bu. Ondan i̇lk sonra hali şu ilk mu? Hali, yani tabii, kutudan çıktığında şöyle kutusundan evet, çıkıyor. Aynen. Ürün. Kutusunda bu şekilde yer alıyor, evet. Ürün. Bu şekilde yer alıyor. Sonra kurşun bu şekilde içinde namludan tapayla birlikte çıkıyor. Çıktıktan sonra burada iki kanadı var. İki kanat açılıyor ve hedefe bu şekilde gidiyor. Bu şekilde de hedefe temas ediyor. Evet. Direkt bu şekilde gidiyor. Yani burada maksat namluya kurşunun sıvanmasını önlemek. Tapayla birlikte çıkması. Avcı, bu zamana kadar bu hep ithal geliyordu. Bunu yerli yapıyoruz. İç pazarda şimdi bu. Evet, iç pazarda 10 gün içinde olacak bu. İç pazarda 10 gün, yani yeni sezonda bunu, evet, kullanabilecek domuz avı için. Domuz, evet, avlarında. Bunu kullanabilirler. Toplam ağırlığı bunun 27 gram. Ayrıca bir de bıldırcın için var. Yaptık. O da 25 gram. Biyor tapa, içinde power değil. Namludan çıktığında direktmen açılıyor. Bunda namlu çıkış hızı 430 falan metre bölü saniye. Talep üzerine bunu da yaptık. Umarım avcılar bu sene memnun olur. Bu da bu yeni sezonda, tabii, yer alacak olan, evet, ürünlerden. Peki Züber'de başka ne yenilikler, neler yapmayı düşünüyorsunuz siz? Yani, öyle söyleyeyim. Çünkü ya bu benim pek görmediğim, yani iç pazarda benim görmediğim, evet, bir şey açıkçası, evet, bu. Evet. Bu zaten tek Türkiye renk mi? Sarı mı olacak? Yani onun bir özelliği var mı sarı olmasının? Bu yok. Kutuyla birlikte aynı, ha, anladım, bu şekilde bir takım beraber olarak, ha, yapıldı. Tabii avcıların isteği doğrultusunda diğer ürünler de yapılacak ama yoğunluk bunu istiyordu. Yoğunluk, evet, domuz bu şekilde ava, yani talepler doğrultusunda bunu yaptık. Tabii çizimler de o şekilde. İç pazarda peki bunun nasıl bir testini yaptık mı? Sizler denediniz, tabii, tabii, yaptınız tabii, bundan tabii, testleri. Zaten testler aşamasında bu şekle büründü. Güzel. Yani bu şekli aldı. Güzel. Oldukça güzel. Bıldırcın içinde bu kaç gram, bir daha söyleyelim. 25 gram. 25 gram, evet. Bu, evet, da 25 gram. Biyotapa 9 ve 10 numara. 10 numara. 9 olacak ve 10 numara için bıldırcın, evet, avlarında bu sezon Züber fişeklerini bunlarla beraber avlara, evet, çıkıp. Peki Bekir Bey, başka var mı söylemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Bütün fuara katılanlara hayırlı olsun diyorum. Peki. Kolaylıklar ayağınıza gelsin. Sağlık. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok, başarılarınızın devamını ben de diliyoruz o zaman. Ben de teşekkür ederim. Evet, misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, Yunanistan'dan gelen dostlarımız var ama Yunanistan'da yaşayan Türk dostlarımız. Bunlar da avcı. Hemen Ersin Başkan'a soruyorum.
Ersin, bu gelen arkadaşları bir tanıt bakalım. Gümülcine Avcılar Derneği. Oradan geliyorlar. Sayın Başkanınız var, yönetim kurulunda arkadaşlar var. Ben tek tek bir konuşayım onlarla. Onlarla görüşsün. Şimdi şu anda onlarla iki senedir çok güzel bir ilişkilerimiz var. Allah nasip ederse hep birlikte Gümülcine, İskeçe, Adalar, Makedonya, Ege olarak bir uluslararası bir birlik kurmak üzereyiz. İnşallah bu sene bunu gerçekleştireceğiz. Yani en azından yani biz Avrupa'ya giremeyiz ama hiç olmazsa Yunanistan sayesinde Avrupa'ya avcılar bir ayağını atsın istiyoruz. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Biz sağ baştan tanıtayım. Adım Celal Ahmet Hoca. Yunanistan Gümülcine'den geliyoruz. Hoş bulduk. Ahmet Muzaffer, Gümülcine Avcılar Kulübü'nün ikinci başkanıyım. Çok güzel. Başkan burada. Önce sizleri tanıyayım. Ben Rıdvan Koçoğlu, Çulluk Avcısıyım. Yunanistan Batı Trakya'da yaşıyorum. Güzel. Başkan da bizim derneğimizin, Avcılar Derneğimizin başkanı. İsmi Karanfil Panayot. Bu sene de seçim oldu. Yine kazandı başkanımız. Onun arkasında devam ediyoruz bu göreve. Dur, bir de başkana soralım. Ha, nasıl? Başkana soralım. Ha, sor. Hoş geldiniz. Peki. Berestopoli. Ya sen tercüme et. Ya di proskis mu kana di kirda su yabandi bi. Burada davet ettiğiniz için. Σας βλέπουμε στην Κουμουτίνη, στην Ελλάδα σχεδόν καθημερινά, γιατί και το Japan παίζει εκεί πέρα. Sizi her zaman Gümülcine'de izliyorlar, Yaban TV olarak. Bütün avcılar sizin takipçiniz. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Ερσίν, τον Πρόεδρο που μας έκανε την τιμή και την πρόσκληση και ήρθαμε μαζί με τον Αντιπρόεδρο και μέλη του Συλλόγου. Başkan olarak, ikinci başkan olarak Ersin Düzyol abimize çok çok teşekkürlerini sunuyorlar. Έχετε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη και πετυχημένη έκθεση και σκοπός μας είναι αυτό το πράγμα αν μπορέσουμε να το μεταφέρουμε και στη δικιά μας πόλη. Çok güzel bir fuar diyor avcılık üzerine, çok başarılı bir fuar diyor. Bu fuarı diyor bu şeklinde Yunanistan'a da taşıma istiyoruz. Ευχαριστώ πολύ. Çok teşekkürlerini sunuyor. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Başkan, ikinci başkansın, sen söyle bakalım. Fuarı nasıl buldun? Fuarı çok beğendik. Ben geçen sene de buradaydım Ersin abinin sayesinde. Bu sene ikinciye gelişim. Çok memnunum. Yani güzel. Bu fuarı istiyoruz Yunanistan'a da taşıyalım. Gümülcine de aynısını. Ersin önemli bir birleşmeden söz ediyor. Böyle bir ortak çalışma yapacağız diyor. Evet, doğru. Şimdi bu sene inşallah onu geçen sene başlattık. Bu sene inşallah biliriz. Seneye hazır olur yani bu anlaşma. Biter. Peki, hazır, hayırlı olsun. Ali abi, geçen sene biliyorsun kaytardın. Bu sene Ramazan'dan sonra hiçbir yere kaytaramazsın. Beraber senden Gümülcine'ye gidiyoruz. Ya kısmet Ersin. Peki, peki, peki inşallah. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, merhaba sevgili izleyiciler. İstanbul Avdoğa Fuarı'nda misafirlerimizi, sektör temsilcilerini ağırlamaya devam ediyoruz. Yine köklü firmalardan Kral Arms firması. Şu an için standımızda bizi ziyaret etti. Sağ olsunlar. Murat Can Polat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasıl keyifler? Sağ olun. Fuarın sonlarına doğru geliyoruz. Hepimizde evet. Bir yorgunluk var. Aynen, nasıl geçti genel olarak? Yoğundu sizin stand. Yine hala şu an kapanış çok saati yaksın olmasına rağmen. Yeni ürünlerimiz yeterince var. Avcılarımızın da ilgisi bayağı yüksek. Nürnberg'deydiniz. Nürnberg'deydik. Nürnberg'den kısa bir bahsedelim. Nasıl geçti Nürnberg? Nürnberg diğer sene göre birazcık daha iyiydi. Hı-hı. Çok fazla insan, yani diğer avcı grubu değil de tamamen bu son kullanıcı değil de bayiler, distribütörler onlar aldılar. Geçen sene daha iyiydi, daha etkiliydi. Çok yeni güzel. Müşteriler. Ayağınızın tozuyla da buradaki fuara evet. Geldiniz. Ürün nedir hemen? Ürünümüz şarjörlü modelimizin yeni olan modeli. Birazcık daha incelttik, birazcık daha alüminyum ağırlık verdik. K12 diye geçiyor. Daha önce KRX ve KR15 serilerimiz vardı. Bu onların bir tık daha üstü. KR12 serisi. Tamamen alüminyum gövde. Yeni taktikal şoklar, soğutucular. Red Dot var. Red Dot var. Kutu içeriğinden çıkacaklar. Normal gez arpacık var. El tutamağı var. Şarjörlü. 3 tane şarjör çıkacak içinde. 2, 8, 10'lu. Ya, bu ürün birazcık daha diğerlerine göre hafif.
birazcık daha etkili olacak. Etkisi şöyle. Nedir mesafe olarak bunlarda taktiklerde? Ya, taktikler serinde çok etkiye hani desek yalan söyler. 100-150 metre, 200 metre arasında tek kurşunla atabileceği için bayağı etkili olur. Burası bayağı bir omuz için hareketli dipçiğimiz var, yanak yüksekliğimiz var. İnsanların boyuna göre, kol mesafesine göre rahatlıkla ayarlayabiliyorlar. Taktiklerdeki hep şikayetler kullanıcıların tepmesinden dolayıydı. Evet. Bunda galiba herhalde olmak birazcık daha yumuşattık tabanı lastiklerini. Birazcık daha insanlara daha az tepki sağlayacak. Çalışma mekanizması birazcık daha farklılaştığı için diğerlerine göre daha da yumuşak. İnanıyoruz ki bu seri daha iyi olacak. Nasıl ilgi peki taktik bunlara serileri? Bu sene taktik birazcık daha fazla sanki avdan fazla. Yani avcılar için yeni modelimiz de çok ama taktiğe daha çok bir ilgi var. Daha çok ilgi var. Peki evet. Avcılar için neler var? Ne yenilikler var? Avcılar için yeni iki pozemiz daha çıktı. Otomatik grubunda bir tane daha var. Hobiciler için PCB grubunda yeterince fazla modelimiz var. Herhalde bir 14-15 modelimiz çıktı yeni. Daha iyi olacak sanki inşallah. Sanki son sezonda yani son zamanlarda değil esasında hem PCP'ler hem de taktik tüfeklerde oldukça ilgi büyük. İlgi büyük. Bunlar da sizlerde bu pazara doğru çalışmalar ve Ar-Ge'ler yapıyorsunuz. Evet, sürekli Ar-Ge'lerimiz geliştirmemiz devam ediyor. İşte diyorum 2018 yılında sırf PCP'de herhalde 10 model çıkarttık. 10 model. Şarjörlü de 2. Butcher modeli vardı, kısa evet, modeller XPS'imiz, vardı. XPS'imiz, kompakt modelimiz var. Onları sayarsak şarjörlü taktikal grubunda herhalde 5 model çıktı. Avcılarımız için poze otomatik grubunda yeni modeller çıktı. İşte müşterinin istek ve taleplerine göre geliştiriyoruz. İnşallah memnun da kalırlardır diyelim. Bu ürünler şu an için satışta son kullanıcı bunlar evet, alabiliyor. Evet, şu anda biz fuara bekliyorduk açıkçası. Fuar dönüşünde distribütör firmamıza malı teslim edip bayilere dağıtım sağlayacaklar. Aynı şekilde süper pozelerde satışta mı bütün yoksa? Bütün ürünlerimizde fuar dönüşü bayide olacak. Sadece pozede iki yeni modelimiz var. Bunların hazırlıkları bitmek üzere. Onlar Ağustos'u bulur. PCB yani grubundan sezonu yetişiyor kendine. Gibi esasında ikinci evet, haftasına. Evet, tam sezon aslında başlangıcında çıkacak. Çok güzel. Şimdiden hayırlı olsun o zaman. K12 modeliniz de hayırlı olsun. Diğer süper poze ve havalı segmentinde de, PCP segmentinde evet. De oldukça insanların ilgisini ben de görüyorum. Evet. Bunlar için poligonlara gidiyorlar, organizasyonlara katılıyorlar. Evet. Şu anda havalıdan ziyade bir de yaylı grubumuz vardı. Birazcık daha alt segment olarak insanların daha kolay ulaşabileceği. Bunda da iki yeni modelimiz var yine. Piyasaya hemen fuar dönüşü çıkmayı planlıyoruz. Hem buraya tetik yetişmedi grubu. Mi? Yoksa... Bir tane var şu anda getirmiştik şarjörlü alttan kurma diye. Bir de yeni tetik sistemine geçtik. Birazcık daha tetik yumuşadı. Yaylı biraz fazla tepme var biliyorsunuz yaydan dolayı. Doğru. Onlar da dediğim gibi Ağustos ayında bulmadan son tüketicinin elinde olacak inşallah. Kral Arms yenilikleriyle beraber sezona evet, gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. Başlayacağız. Peki. Hayırlısı olsun şimdiden sizler için de. Ayağınıza sağlık. Biz de teşekkür ederiz. Ettiniz. Çok sağ olun. Evet, misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, sevgiler. Standımızı Çanakkale Enez'den, Ezine'den Murat Şengül arkadaşım var. İyi bir arkadaşımdır. Sağ olsun genç bir delikanlıdır ama bir iki de avcılık yapmıştık. Üveyik avlarında bilhassa beraberdik. O ve ekibi gelmişler. Hoş gelmişler. Bir tanıyalım bakalım. Hoş bulduk ustam. İsmim Murat Şengül. Ezine Avcılar Kulübü olarak geldik. Fuar gezmeye güzel gelmişken sizi de ziyaret edelim dedik. Sağ olun, size güzel bir şekilde ağırladınız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aldınız mı bir şeyler? İşte biraz alışveriş yaptık. Biraz silahları gezdik, şey yaptık, gördük. Güzel yani fuar. Adım Kemal Sezgin. Çanakkale Ezine Avcılar Kulübü üyesiyim. Fuarı gezmeye geldik. Güzel bir karşılaşma. Hoş bir sohbet oldu. Yaban TV ekibine de teşekkür ederim bize programı için. Her şey hoş ve güzeldi. Herkesten Allah razı olsun. Adım Fatih Üner. Ezine Avcılar Kulübü'nden geliyoruz. Arkadaşlarla hep birlikte fuarı dolaşmaya geldik. Süleyman abi gibi büyüklerimizi de gördük. Onlarla görüştük. Fuarı dolaştık. İyi, güzel bir şeyler aldık, bir iki parça. Fuarda dolaşıyoruz. Güzel. Hoş geldin. Evet, tanıyalım.
İsmim Arif Kayacan. Taşköprü Kastamonu'ndan geldim. Fuar dolaşmaya geldim. Teşekkür ederim. İsmim Caner Kaylar. Çanakkale Ezine'den geldim. Teşekkür ederiz usta. İsmim Tayfur Kaçan. Çanakkale'den geliyoruz. Fuarı gezdik. Çok güzel bulduk. Teşekkür ederiz Yaban TV'ye. İsmim Mehmet Yalçıntekin. Çanakkale Ezine'den geldik. Geziyoruz. İsmim Ramazan Tosun. Çanakkale Ezine Avcılık Kulübü'nden geldim. Geziyoruz. İsmim Çetin Solmaz. Çanakkale Ezine Avcılık ve İstihbarat Kulübü'nden geliyoruz. Teşekkür ediyorum. İsmim Hüseyin Yılmaz. Ayvacık Avcılar Kulübü'nden geliyorum. Teşekkürler. İsmim Aydın Saygın. Çanakkale Ezine Avcılar Kulübü'nden katılıyoruz. Sağ olun. Ben Zonguldak, Kilimli ilçesi Türkali Köy Avcıları Nasit Kakbaş. Yaban TV'nin yayınlarını her zaman izliyoruz ve yayın yılında HD olması da daha güzel oldu. Başarıların devamını diliyorum. Aytekin Sönmez, Yaban TV'ye başarılar. İsmim Fuat Özkan, Bilecik'ten geliyorum. Yeni Pazar Avcılar Kulübü'nden. Yaban TV'ye teşekkür ederiz böyle bir organizasyon yaptığı için. Her şey çok güzel. Gönlünüzce olsun. İsmim Ayşe Özkan, Bilecik'ten geliyorum. Yeni Pazarlı mısın? Evet. Ben eski Pazarlı. Sizin orada çok güzel domuz avları yapıyor bizim çocuklar. Sarıyer'den evet, Bahçeköy'den evet, geliyor. Evet, doğru. Bizim başkanımız Cemalettin abi. Evet. Onunla beraber. Ama biz şey yapamadık. Görüşemedik. Nasip olmadı. İnşallah olsun. Görüşeceğiz. Olsun inşallah. Evet, bu sene av nasıl geçti? İyi miydi? Valla iyi de ustam. Tabii ondan önceki senelere baktığımız zaman biraz daha azdı ama iyiydi yani. Güzel avcılıklar yaptık. Ya önemli olan av vurmak değil. Yani sonuçta doğada gezmek, işte köpeklerimizin çalışmasını görmek. Güzel yani. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Size iyi fuarlar. Teşekkür ediyorum. Özellikle kızım bir şey söylüyor. Hangi kuştu kızım? Uzun kanatlı kuş. Uzun kakaklı kuş. Çulluk. Çullukçuyuz. Çullukçuyuz değil mi? Çullukçuyuz. Aferin sana be. Maşallah. Evet, görüşmek dileğiyle. Evet sevgili yaban dostları, Balıkesir Manyas'tan kafile kafile avcı dostlarımız bizi ziyarete geliyor. Burada da bir kafilemiz var. Grup halinde gelmişler. Türkiye'nin her tarafında aynı bu şekilde otobüs tutuyorlar. Kendileri geliyorlar. Çok güzel. Kalabalık, aşırı kalabalık var. Herkesle muhabbet ediyoruz. Kendilerini tanıyalım. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk efendim ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Balıkesir Manyas Avcılar Kulübü Derneği olaraktan bu organizasyonu yapmış bulunmaktayız. Sayın Belediye Başkanımızın da bize tahsis ettiği arabayla buraya kadar geldik. Ona da ayrıca teşekkür ederiz. Standınızı çok beğendik. Çok şeyler öğrenmeye geldik sizlerden. Size de ayrıca teşekkür ederiz böyle bir organizasyon yaptığınız için. Arkadaşlarımız da hepsi kulüp yönetiminden ve üyelerindendir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Siz ne diyeceksiniz? Tanıtın. Dursun Duman. Mehmet Duman. Nevzat Dinmez. Eyüp Özen. Erkan Özen. Kemal Taşçevirgen. Yücel Aslan. Zekai Şengül. Ahmet İlkbay. İbrahim Okur. Yavuz Gümüş. Cevat Tekin. Buradan Balıkesir'e selam. Sloganınızı söyleyin. Balıkesir Manyas'a selam. Yabana devam. Bir daha. Balıkesir Manyas'tan selam. Yabana devam. Tekrar. Balıkesir Manyas'a selam. Manyas'tan selam. Yabana devam. Sevgili izleyiciler, bugün fuarın son günü. Akın akın dostlar gelmeye devam ediyor. Bütün standları geziyorlar ve Yaban'ın stüdyosuna da geliyorlar. Yanımda çok sevdiğim dostlar var. Hemen en sağ baştan ünlü keklik avcısı ama bana keklik vurdurmadı. Oraya kadar götürdü. İntikamımı ancak buradan alırım. Hoş geldin. Yalan. Öncelikle yalan. Adını soyadını söyle.
Şenol Yılmaz, Ankara Av Kulübü Başkanıyım. Ali abiyle güzel keklik avları yaptık. Biraz önce dedi ama kesinlikle ben keklik vurdurdum. Ondan sonra da gelmedi vakti olup da. İnşallah bundan sonraki avlarda. Standınız çok güzel, fuarı beğendik. Gayet güzel. Bütün dostlarım buraya gelip bu fuarı görmesini istiyoruz. Teşekkür ederim. Eyvallah Şenol, sağ olasın. Bu arkadaş da bizi fuar boyunca galeta ile besler. Merhaba, Engin Dağlı İstanbul. Ali abiyi geldik, gördük, dostları gördük burada. Fuar çok güzel. Zaten bu fuara gelmemizin amacı da dostları böyle hepsini bir arada görmek, bir hasret gidermek, sohbet etmek, muhabbet etmek. Bu da vesile oluyor. Ali abi benden yakışıklı olma. Teşekkürler. Şimdi hemen en sol başta bir Sinop'tan gelen bir domuz avcısı var. Benim atacağım domuzların hepsine bu attı. Hoş geldin, adını soyadını söyle. Hoş bulduk. Özer Coşkun Arslan. Kendi çapımızda domuz avcısıyız Sinop'ta. Fuar çok güzel. Hoşuma gitti. Yeni ürünler, yeni arkadaşlar, yeni dostlar var. Herkes için çok çok iyi geçtiğini zannediyorum. İnşallah daha da iyi olur. Peki çocuklar, teşekkür ediyorum. Hadi dolaşmaya devam edin. Süleyman bekliyor mikrofonu. Hadi bakalım. Görüşürüz. Abi. Süleyman. Evet, yeni gelen dostlarımız var. Öncelikli olarak hoş geldiler. Bir tanıyalım. Yemen Ceyhan, Malatya'dan geldim. Avcıyım, meraklıyım. Sizi beğeniyorum avlarınızı, sık sık seyrediyorum. Çekirdek'le gelme bir avcıyım ve avı çok seviyorum. Herkese başarılar. Av fuarda güzel geçiyor. Hekimoğlu'nda keklik vuruyor musun? Vuruyorum. Keklik, tavşanım, merakım keklik, tavşan avıdır. Güzel keklik olduğunu duyuyorum orada. Eskiden vardı, şimdi kalmadı. Malatya Petürk'ün eskiden çok vardı. 70'lerden 75'e. Şu anda yok denilecek kadar azalmıştır. Ankara'dan bir arkadaşım var orada, güzel keklikler, keklik avları yapıyor. Evet, yapıyor. Doğrudur. Yapıyor. Doğrudur, evet. Yiğit Can Nalman, İstanbul'dan katılıyoruz. Şile'den geliyoruz. Biraz heyecanlıyım. Heyecandan mı geldin? Evet. Gezdim, çok güzel. Gelmeyenlere de tavsiye ediyorum, gelmelerini, görmelerini. Memnuniyetle gelsinler, geçsinler. Ben Fuat Özgüder, Ömerli Sırapınar Köyü'nden ağır çulluk avcısıyım. Baş, Süleyman abi gel buyur, bekleriz tamam. Her zaman. Telefon et, sağ olun, buyur. Her zaman buyur abi. Sağ olun abi. Murat Yurdokul, Çekmeköy Ömerli Köyü'nden geliyor, mahallesinden. Ben de çulluk avcısıyım. Ömerli'ye beklerim Süleyman abi. Tamam. Telefonlaşalım sezon içinde. Ercan Uslu, Çankırı Ilgaz'dan geliyorum. Avcıyım, yani domuz, tavşan. Ama yaban TV'yi sürekli izliyorum. Başka diyecek bir şeyim yok yani. Siz de meraklınızım. Takip ediyoruz yani. Abi merhabalar. Çankırı Ilgaz'dan geliyorum. Karataş Mahallesi muhtarıyım. Dün akşam sizi seyrediyorduk. Oğlum dedi ki baba beni ne olur fuara götür. Kırmadım, oğlumu aldım geldim. Bizde bir atasözü vardır, yaren sözü. Kız anadan öğrenir sufra düzmeyi, oğlan babadan öğrenir sohbet gezmeyi. Aldık geldik yanınıza, yetişsin sizlerle diye. Teşekkür ediyorum. Seni tanıyalım bakalım. Adın ne? Mustafa. Heh, seni kova Fenerbahçeli. Ne oldu? Lastik mi patladı? Evet. Buradan sabahtan beri yayın yapıyoruz da bir hata ettik aslında. Bugün anneler günü. Evet. Herkesin annesi. Evet. Bugün eli öpülecek olan insanlar, eli öpülecek olan insanlar varlıklarıyla bizleri, yani dünyayı kurtaran insanlar. Buradan bütün annelerin anneler gününü kutluyoruz. Kutlu olsun.